Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. Bugün ekonomi gündemini ama ekonominin en çok vergi gündemini konuşacağız. Bildiğiniz üzere kısa zaman önce basına bir vergi paketi sızdırıldı. Önümüzdeki günlerde ne gibi vergi düzenlemeleri olacak? Bu pakette aslında bir sızdırılan bilgileri gördük. Ancak bu bilgilerin, bu yer alan maddelerin zaman zaman bazılarının çıkarıldığı, bazılarının yalanlandığını da gördük. Dolayısıyla orada karmaşık bir durum var. Ancak karmaşık olmayan tek bir şey varsa o da önümüzdeki günlerde yeni vergilerle karşılaşacak olmamız. Bugün konuşacağız. Konuğumuz eski Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak çok kısa şunu konuşmak istiyorum. Asgari kurumlar vergisi geliyor şeklinde haberler yapıldı. Basına da aslında biraz karmaşık bilgiler yansıdı. Bazı ülkelerde uygulanıyor, bazı ülkelerde uygulanmıyor vesaire. Oradan başlayalım dilerseniz. Nedir asgari kurumlar vergisi ve gelecek mi? Şöyle asgari kurumlar vergisi derken iki tane düzenleme var. Bir tanesi küresel asgari kurumlar vergisi. O OECD'nin yaptığı bir çalışma ve düzenleme, buna 140'a yakın ülke imza koydu. Bunun amacı küresel şirketlerin 750 milyon euroyu aşan hasılata sahip, konsolide hasılatları 750 milyon euroyu aşan grup şirketlerinin vergi oranı düşük ülkelere faaliyetlerini kaydırmak suretiyle vergi aşındırmasını önlemek için getirilen bir asgari kurumlar vergisi. Buna OECD ülkelerinin ve AB ülkelerinin çoğu uyuyor. Bir kısmı da yürürlüğe sokmak üzere hazırlık yapıyor. Türkiye'de buna uyum sağlamak amacıyla bu asgari küresel kurumlar vergisi uygulamasını getiriyor. Burada amaç büyük grupların, çok uluslu şirketlerin, küresel şirketlerin vergi oranı düşük ülkelere faaliyetlerini kaydırmak suretiyle ülkelerinin vergi gelirlerini aşındırmasını önlemek. Yani vergiyi aşındıracak organizasyonlarına girmelerini önlemek ve böylece hem faaliyette merkezinin bulunduğu ülkede konsolide olarak eğer vergi oranı düşük ülkelerde asgari %15 bir kurumlar vergisi yükü ödememişlerse merkez ülke diyor ki sen bu vergi oranı düşük olan ülkelerde veya vergi olmayan vergi cenneti ülkelerinde kazandığın paranın %15'i tamamlayıcı vergi olarak bana öde diyor. Ya da kazancın elde edildiği ülke doğrudan kendisi asgari %15 vergi almak suretiyle bu küresel şirketlerin vergiden bu şekilde kaçınmalarının önü bir şekilde alınmış oluyor. OECD böylece küresel şirketlerin vergiden kaçınmalarını, vergi bu şekilde daha az vergi ödemelerini engellemiş oluyor. Bu küresel asgari kurumlar vergisi. Bizce bunun bu düzenleme doğru. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilerden bir de bizim tam mükellefler için, yani Türkiye'deki işletmeler, şahıslar için getirilen bir asgari kurumlar vergisi var. Bu da başka bir düzenleme. İkisi birbirine karıştırılıyor. Bu düzenleme de şu, deniyor ki Türkiye'deki şirketlerin de ve gerçek kişilerin de asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi ödesinler. Çünkü deniyor ki işte 1.141.000 gerçek kişi mükellef, kurumlar vergisi mükellefi var. Bu kurumlar vergisinin 454.000'i işte zarar beyan etmiş, kurumlar vergisi ödememiş. Ya da 2.600.000 gelir vergisi mükellefi var. Bunun 1.600.000'i zarar beyan etmiş. Olmaz deniyor. Bunların da asgari bir gelir vergisi, asgari bir kurumlar vergisi ödemesi gerekir deniyor. Getirilen düzenleme bu. Fakat bu düzenleme bir şekilde geçmişte uygulanan hayat standardı esası, götürü esasına benziyor. Yani bir vergi güvenlik müessesesi olarak getiriliyor.
işletmelerin işte şahısların aslında zarar etmediklerini, vergi kaçırdıkları varsayımına dayandırılıyor. Burada gerçekten de zarar eden işletmeler olabilir. Gerçekten de zarar eden esnaf, küçük ölçekli gelir vergisi mükellefleri olabilir. Sen para kazanmamış, zarar etmiş işletmelerden ve şahıslardan da asgari bir vergi almayı öngörüyorsun. Bu çağdaş bir vergileme sistemine uygun değil. Evet. Çağdaş bir yaklaşım değil. Çünkü bugün dijital bir ortamdayız. Bütün işletmelere ait bilgilerin, belgelerin artık dijital ortama aktarıldı. Bunların da Maliye Bakanlığı'na aktarıldı. Bilgi belgelerin Maliye Bakanlığı'na aktarıldı bir ortamda. Kayıt dışı ekonomi vardır, doğrudur. Ama böyle bir teknolojik imkanlar varken aslında denetleyerek, Maliye Bakanlığı bunları denetleyerek tespit etmesi mümkünken götürü bir uygulamaya gitmesi bu şekilde. Götürü olarak hayır zarar da etsem ben herkesten asgari bir gelir vergisi alırım, asgari bir kurumlar vergisi alırım demek doğru değil. Hem de anayasamızın 73. maddesi vergi safi kazanç üzerinden alınır diyor. Safi kazancın tespitinde gelir vergisinin ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır diyor. Peki safi kazancı gerçekten olmayan, yani safi olarak, net olarak kazancı olmayan bir kişiden asgari vergi almak anayasanın mali gücüne göre vergi ödeme ilkesine de aykırı, vergilemenin temel ilkelerine de aykırı, artı çağdaş vergi sistemine de aykırı. Çağdaş sistem bütün mükelleflerin beyanname vermesini ve kayıtlı ekonomiye geçilmesini, kayıtlı ekonominin oldukça tabana yayılmasını ve de beyannameli sistemin kapasitesini arttırılmasını öngörür. Yani siz böylece götürü bir vergileme yaparak, işin kolayına kaçarak ve de adaletsiz bir şekilde safi kazancı olmayandan da vergi alma yoluna gitmiş oluyorsunuz. Bu çok doğru bir uygulama değil. Kamuoyunda zaten zor durumda olan birçok esnaf var. Biliyoruz. Sayın Yıldız, tam burada bir böleyim size. Hemen yeniden sözü size bırakacağım. Çünkü esnafları ilgilendiren bir başka düzenleme de öngörülüyor. Dilerseniz ondan da kısaca bahsedelim. Hasılat tespiti. Dilerseniz onu da bir açıklayalım izleyenler için. Tabii o da şöyle, getirilen düzenlemelerden biri deniyor ki işte biz maliye memurunu göndereceğiz. İşte lokantada, kafede, işte muayenehanede, işte avukatın yazıhanesinde oturacak. İşte gelen giden müşteriyi takip edecek. Elde edilen hasılatı tespit edecek. Bunu birkaç kere, işte orada asgari kaç kere yapılması gerekiyor. Bu yıl içinde bu tespitleri yaptıktan sonra diyeceğiz ki işte bizim yaptığımız tespitlere göre senin ortalama olarak yılda şu kadar kazanç elde etmen lazım. Geçmişine bakılacak veya o yıla bakılacak, denecek ki sen beyan ettiğin kazanç bunun altında. Yani benim bulduğum ortalamanın altında. O zaman ben sana bu aradaki fark için vergi tarihi edeceğim. Vergi tarihiyatı yapılacak. Geçmişte bu tür uygulamalar oldu, yapılıyordu. Hasılat tespitleri işte dediğim gibi kafelere, restoranlara, muayenehanelere gidiliyordu. Fakat bunların çoğu vergi mahkemesinde düşüyordu bu raporların, yapılan tarihatların. Çünkü bu her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Bu da bir götürü uygulama ve örnekleme usulü esası bu şekilde getiriyor. Örneklerin tümü temsil etme kapasitesi düşük olma ihtimali çok yüksek. Yani yılda diyelim ki birkaç tespitle bütün yılı değerlendirmek mümkün değil. Mevsimsellik olayları olabilir, iş faaliyetleri yoğunlaştığı dönemler olabilir, azaldığı dönemler olabilir. Bunların temsil kabiliyeti, bu örnekleme usulünün temsil kabiliyeti her zaman yeterli olmayabilir. Burada da haksızlıklara yol açıyor. Yine tekrar esas olan kayıtlı ekonomiyi yaygınlaştıracak,
uygulamaları hayata geçirmek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede esas olarak bir siyasi irade meselesidir. Siyasi irade ve kararlılık yoksa kayıt dışılık artacaktır, devam edecektir. Biliyorsunuz son yıllarda 2 yılda bir vergi afları çıkıyor. 2 yılda bir vergi aflarının çıktığı bir ortamda kayıt dışı ekonomi değil, kayıt dışı olmayan ekonomi teşvik etmiş oluyorsunuz. Kayıt dışılığı teşvik etmiş oluyorsunuz. Yani burada bir yandan frene basarken bir yandan gaza basılmaz. Siz evvel emirde bir siyasi irade ortaya koyacaksınız. Diyeceksiniz ki ben 2 yılda bir vergi afları çıkarmayacağım ve kararlı duracaksınız. Kayıt dışılıkla mücadelede kararlı duracaksınız. Şimdi hem bu kararsızlık olacak hem de bu tür yöntemlerle yakaladığınızı döveceksiniz. Yani bütün mükelleflere bu tür gidip hasta tespiti yapamayacağınıza göre seçeceğiniz mükelleflere gideceksiniz. Burada da bir haksızlık olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla bunun da ben çok sağlıklı işleyeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden zaten her daim vergiyi konuşurken vergide adaleti de konuşuyoruz. Şimdi devam edeceğim. Çok fazla madde var aslında öngörülen. Ticari ödemeleri için... Buyurun. Şunu da ilave edeyim. Yani Türkiye'de vergi oranları düşük değil. Bakınız, gelir vergisi üst dilimi %40. Evet. Kurumlar vergisi genel orandan bahsediyorum. Genel orandan bahsediyorum. Kurumlar vergisi %25. Kar dağıtımı yaptığında o da %40'ın üzerine çıkıyor. Çünkü kaynakta %15 vergi stopajı var. Sorun Türkiye'de katma değer vergisi %20 genel oranı. ÖTV var, diğer vergiler var. Türkiye'de her işlemde işletmeler vergi ödüyor. Kağıt imzalasa damga vergisi ödüyor. Bir şey yapsa başka işlem vergisi ödüyor. Yani aldığımız nefes hariç neredeyse her işlemde vergi var. Personel çalıştığında vergi ödüyor. Dolayısıyla Türkiye'de vergi oranları düşük değil. Türkiye'de kayıt dışılık yaygın. Kayıt dışılığı önlemenin yolu da hani belli kişileri yakalayarak döverek olmaz. Ve böyle son 20 yıldır neredeyse her iki yılda bir vergi affı çıkarmışsın. İnsanları şeye alıştırmışsın. Yani ya nasıl olsa seneye af çıkacak beklentisine sokmuşsun. Şimdi dönüp birden ortadan kaldıramazsın. Tabii ki kayıt dışılıkla mücadele edilmeli. Bunun yöntemleri, yolları bulunmalı. Ama bu kararlı bir şekilde sürdürülmelidir. Buyurun. Ticari ödemeler için kaynakta vergi kesintisi. Bunu da soracağım. Dilerseniz bir açıklayalım izleyicilerimiz için. Şimdi biliyorsunuz ticari faaliyetlerde tahakkuk esası geçerlidir. Orada da geliriniz, gideriniz, elde ettiğiniz kazançtan giderleri düşersiniz, safi kazanç üzerinden verginizi ödersiniz ve bir de yine hem kurumlar vergisi mükellefleri hem gelir vergisi mükellefleri ne yapıyor? Peşin vergi ödeyebilmek için 3 ayda bir de geçici vergi beyannamesi veriyorlar. Yani 3 ayda bir peşin vergilerini ödüyorlar. Geçici verginin diğer adı peşin vergidir. Yıl sonunda hesaplanacak vergiden mahsup edilecek. Bir tek yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde kaynakta hak edişler üzerinden tevkifat yapılır, stopaj yapılır %5 oranında. O da yıllara sari inşaat onarım işini yapan mükellefler bu nedenle geçici vergi beyannamesi vermezler 3 ayda bir. Çünkü niye? Bunların hak edişlerinin üzerinden kaynakta %5 vergi kesintisi yapılmaktadır. Ve bunlar işin bitiminde, yani 3 yıl sürüyor, 5 yıl sürüyor, 2 yıl sürüyor. İşin bitiminde kar zararını beyan ediyorlar. O kar zarara göre çıkan, hesaplanan vergiden peşin olarak kaynakta tevkif süretiyle ödemiş oldukları vergiyi de mahsup ediyorlar. Ama diğer şirketler, diğer gelir vergisi mükellefleri, ticari faaliyet sürdüren mükellefler, bunlar zaten 3 ayda bir geçici vergi beyannamesi verip peşin vergilerini ödüyorlar. Şimdi bunlara yapılan, bunlar diyelim ki bir ticari faaliyette bulundu, faturayı kesti, o faturanın şu kadarı kesinti yapıyoruz. Yani sizin
ticari ödemenizin, ticari ödemenizin %5'i, %2'si düşünülüyor. Kaynakta keseceğiz. Sen hem kaynakta onu kes, %2 hasılat üzerinden, ticari ödeme üzerinden %2 çok büyük bir oran. Kazancın vergisini hesaplandığında çok büyük bir orana denk gelir. Hem geçici vergi beyannamesi verdireceksiniz. Yani bu bir tam kakafoni. Bir, ikincisi de bu ticari faaliyette bulunan mükelleflere ben güvenmiyorum kardeşim. Kim sana ödeme yapıyorsa ben daha senin eline geçmeden onun vergisini ödemeye yapandan bir alayım bir kısmını. Yani büyük kısmını alayım. %2 demek büyük kısmı. Büyük kısmını alayım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu serbest piyasa ekonomisinin işleyişine aykırı. Bizim beyan muhasebe sistemi, vergilendirme sistemimize aykırı. Bu şuna delalettir. Ben mükellef, işte herkes bir anlamda büyük kısmı ya da hırsız. Ben bunları işte asgari bir vergiyi alayım. Ödeme yaparken bir vergi de oradan keseyim. Elini kolunu bağlayayım. Bu çok doğru bir uygulama değil. Bütün ticari hayatı felç eder bu. Bir de zaten katma değer vergisi, örneğin katma değer vergisi kesintisi yapılıyor birçok ödemeden. O bile bana göre katma değer vergisi sistemine ruhuna aykırı bir düzenleme. Hadi o bir nebze uygulamada oluyor. Daha çok vergiyi ödemeyecek, vergiyi kaçırma güvenilmeyen mükellef kesimlerinde veya sektörlerde, vergi kaçağının yaygın olduğu sektörlerde bunlara yapılan ödeme türlerinde vergi katma değer vergisi kesintisi yapılıyor. Ama şimdi dönüp bir de ticari ödemelerden kesinti yapacağım, ticari ödemelerin %2'sini kaynakta keseceğim demek bütün ticari faaliyetleri felce uğratır, sistemi felce uğratır. Çok doğru bir yaklaşım değil. Yani biz şeyde sanki şöyle bir şey oluyor, ifratta ve tefritte aşırıya kaçıyoruz. Yani taş yapalım derken göz çıkaracağız gibi gözüküyor. Bu biraz Türkiye'nin koşullarını sanki çok iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Bir de dediğim gibi yani bunlar hiçbir gelişmiş ekonomide olmayan şeyler. Böyle mükellefi bir anlamda işte şey gibi görmek, hırsız gibi görmek, vergi kaçırıyor sürekli gibi görmek. Ama bunu var mı var, yapan var mı var, kayıt dışı ekonomi yaygın mı yaygın. Ama bunun yolu bu değil. Yani bu biraz verginin temel ilkelerine, muhasebe sisteminin temel işleyişine, beyannameli sistemin temel işleyişine aykırı düzenlemelerle bu giderilemez diye düşünüyorum. Biraz kulağa kurunun yanında yaşta yanacak gibi geliyor. Şimdi devreden katma değer... Adil olmayan... Buyurun. Buyurun. Özür diliyorum. Adil olmayan durumlar çıkacaktır ortaya mutlaka. Evet. Çünkü siz böyle her şeyi götürü usulüyle yaparsanız o götürün içinde yaşın yanında kuru da yanacaktır. Bir diğer sorun devreden katma değer vergisinin ciddi rakamlara ulaşması, 1 trilyona ulaştığını ben burada not almışım. O konudaki son durumu da dinleyelim sizden. Orada neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz bu Türkiye'de uzun zamandır tartışılan bir konu. Katma değer vergisi yansıtmalı bir vergi. Yani nihai tüketiciye yansıtılan bir vergi. Her işletme, her mükellef yarattığı katma değer kadar kısmı üzerinde vergi yükü taşır katma değerden. Diğer kısmı bir sonraki aşamaya yansıtır. Böylece hesaplanan KDV'sinden mal alım, hizmet alımındaki ödediği KDV'yi indirir. Aradaki farkın vergisini vergi dairesine yatırır. En nihayetinde nihai tüketiciye mal ve hizmeti satan da nihai tüketiciye yansıtır. Dolayısıyla yarattığı katma değer dışında ödediği, ona tekabül eden ödediği KDV dışında mükellefin üstünde bir vergi kalmaması gerekir normalde. Ama katma değer sisteminde, katma değer vergisi sistemimizde bir kısım istisnalarımız nedeniyle, işte ihracat yapıyorsa orada satışta istisna var. İndirimli orandan dolayı düşük oranlı satışlar var veya hasılat elde etmeler var. Ondan dolayı alışlar nedeniyle, alınan mal ve hizmetler nedeniyle genel oranda katma değer vergisi ödenmişse
o katma değer vergisi indirilemiyor. Çünkü hesap istisnadan yararlanan, indirimli oranından yararlanan mükellefin hesaplanan KDV'si az olacağı için indirim alırken yüklendikleri indiremiyor. Dolayısıyla bir yere de yansıtamıyor. Bizim katma değer vergisi kanun temel mantığı diyor ki bu mükellefin üzerinde bu şekilde yük kalan, devreden katma değer vergisini mükellefe normalde iade edilmesi lazım. Bu niye? Çünkü bunun istisnalar nedeniyle bir yük oluşmuşsa bunun iade mekanizması var. Ama istisnalar nedeninin dışında mükellef faaliyetleri nedeniyle hesaplanan KDV'si yüklenen KDV'sini karşılayamamış ve yüklenilen KDV'si devreden olarak kalmışsa bu bir anlamda mükellefin vergi dairesinden alacağıdır. Yıllardır bu rakam birike sizin de dediğiniz gibi 1 trilyon liraya ulaştığı söyleniyor. Şimdi bunun geçmişte yine bu tartışıldı. Naci Ağbal döneminde hatta 3568 sayılı yasaya bir madde de kondu. Dendi ki bunu mükellefe iade edelim. Çünkü bu mükellefin alacağı, mükellefin üzerinde kalması hem alacağını almaması hem finansal olarak büyük oluşturuyor. Bu yükü mükellefin sırtından alalım dendi. Sonra buna ilişkin tebliğler yayınlanmadığı için bu özellikle devreden KDV kısmı mükellef üzerine yük kalmaya devam etti. Şimdi getirilen düzenlemeyle deniyor ki eğer 5 yıldır bu devredilen KDV ya bir şekilde eritilememişse, hesaplanan KDV'lerden mahsup edilememişse biz bunu işte yok edelim. Nasıl yok edelim? Bir gelir ve kurum vergisi matrahına gider yazın ya da maliyet unsuru olarak dikkate alın. Tamam da şimdi şöyle diyelim. Bu bir vergi. Vergiyi matrahtan düşüyorsunuz. Vergiyi vergiden düşmek lazım. KDV'den düşemiyorsunuz. İade de etmiyorsunuz. Matrahtan düşüyorsunuz. Kurumlar vergisi oranının %25 olduğunu düşünürsek %75'ini yok etmiş oluyorsunuz bu şekilde. %75'i mükellefin sırtına yükleyip yok etmiş oluyorsunuz. Oysa bunun en azından hiç olmazsa mükellefin çıkan gelir ve kurumlar vergisine mahsup etmek lazım. Yani vergi alacağını çıkacak vergi yükünden mahsup etmek lazım. Matrahtan mahsup etmek adil bir çözüm değil. Daha adil olan ise mükellefe iade etmek lazım. Bunun mekanizmaları, yasal düzenlemeleri zemini kurulmuş durumda. Sadece tebliğ çıkaracaksın. Bunu en azından mükellefin yeminli mali müşaviri, serbest muhasebeci mali müşaviri, çünkü serbest muhasebeci mali müşavire de bu yetki verildi. Tebliğ çıkaracaksın. Onlar kendi mükelleflerinin rapor yazarak ne kadarını burada hak devreden KDV iade olarak alabileceklerini sorumluluk kapsamında raporlarını yazdırıp iade etmek lazım. Yani hak, kimin hakkıysa o hakkı teslim etmek lazım. Yani sadece kendine dalıncı maliyet, kendine her şeyi kendine dalıncı keseri gibi yontup mükellefin haklarını gasp etmesi doğru bir şey değil. Peki şimdi pek çok madde konuştuk aslında tek tek. Biraz selam veren borçlu çıkmış gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Çünkü bir servet vergisi yok. Örneğin bir nereden bulduğun yasası yok. Ancak pek çok alanda özellikle esnafı ilgilendiren benim anladığım alanda yeni vergilendirmeler söz konusu. Ne anlatıyor bize bu tablo? Şimdi İrem Hanım aslında bu tür yapay zoraki işte tehdit içeren düzenlemelerle değil bir reforma ihtiyaç var bu alanda. Bu tür vergi düzenlemeleri bunlar işte anlık böyle işte tepkisel işte zorlayıcı ceza vermek suretiyle ekonomi kayıt altına almaya çalışılıyor. Bu elbette gerekli, özellikle kötü niyetli vergi kaçırmaya yönelik mükellefler için bu gerekli. Ama esas olan bu alanda yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmek lazım. Geçmişte de sizin de söylediğiniz gibi bir ara nereden buldun yasası geldi. Fakat bu kamuoyunda, piyasada büyük tepki gördü, geri çekildi. En azından bugün için bizim vergi sistemimiz kaynak teorisine dayanıyor. Yani deniyor ki 7 tane gelir türü var. İşte ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer artış
ve kazançlar olarak bunlardan elde edilen gelirler vergi konusu yapılıyor. Peki bu gelir gruplarının, bu kaynakların hiçbirine girmeyen bir servet veya bir kazanç veya bir gelir elde ettiğinizde bu nasıl vergilenecek? Bu yok. Sistemimizde boşluk var burada. Bizim evvel emirde net artış teorisine geçmemiz lazım. Net artış teorisine göre vergilendirme modeline geçmemiz lazım. O da nedir? Elde ettiğim bütün kazançlar kaynağına bakılmaksızın nedir? Şu kadar. Onların daha önce ne kadar varmış senin şeyin? Şu kadar. Ne kadar artmış ve ne kadar giderin olmuş? Bunları düşürdükten sonra safi kazancın vergi konusu edilmesi lazım. Böylece hiçbir kazanç grubuna girmeyen, hiçbir kaynağa girmeyen bir gelir varsa o da vergilenmiş olur. Hem buna gitmek lazım. Şimdi bu tasarımın kamuoyuna yansıyan bölümünde de çıkmıştı. Dendi ki senin işte kazançlarınla, gelirlerinle harcamaların arasında %20 fark varsa bunu önce gel bana izah et. Niye bu %20 fark var? Eğer izah edemezsen ben bunu sana vergi konusu yapar, vergi tarih ederim dendi. Sonra bu tasarıdaki bu düzenleme şu anda geri çekildi. Kamuoyunun tepkisi olur, piyasaların tepkisi olur. Burada piyasanın tepkisi dediği şey gelirleri, kazançları yüksek olan kesimler için, izah etmekte zorlanan kesimler için korkuldu. Bu da belli ki siyasi iradenin tercihi belli. Çok kazanandan yana harcamasını açıklayamayandan yana oluyor. Yoksa dar gelirli, ücretli zaten zar zor geçiniyor. Onların bir şeyi izah edememe gibi bir sorun zaten olamaz. Bunun geri çekilmesi bile bir tercihi gösteriyor. Siz hem bu tercihi ortaya koyacaksınız hem de özellikle küçük ölçekli esnaf, serbest meslek erbabı, çalışan üzerinden boza pişirecek, sopa gösterecek düzenlemeler getireceksiniz. Neden bunu getirmiyorsunuz? İşte kredi kartı harcamalarına, lüks harcamalarına, yatlar, katlar kazanmışsa helal olsun. Vergisini ödediği bir kazançsa helal olsun. Vergisini ödememişse, izah edemiyorsa bunun vergisini ödemesi lazım. Ama bu tür düzenlemeleri yapmakta maalesef iktidarlar ürkek davranıyor. İşte dediğim gibi Sayın Zekeriya Temizel döneminde bir nereden buldun sorgusu bile ürküttü. Bir beyaz sayfa açmak gerekebilir. Tamam. En azından şu tarihe kadar ne kazanmışsın, ne etmişsin, tamam. Ama bundan sonrası için en azından bizim gibi ülkelerde servetindeki artışın kaynağını açıklayamıyorsa onun cüz'ü bir oranda vergi ödemesi lazım. Geçmişte vardı, bu Özal döneminde kaldırıldı. Servet beyanı Özal döneminde kaldırıldı. Kazanmadığı bir vergi, artmayan bir servetten vergi istemiyor ki. Ve ben vergi oranlarının da çok yüksek olmasından yana değilim. Vergiyi gönüllü uyumun sağlanabilmesi için oranların aşağı çekilmesi lazım. Cüz'ü olsun, oranlar aşağı çekilsin ama insanlar kayıt altına girsin. Kaldırılabilir bir vergi yükü olsun. Bu doğrusu bu. Ama biz öyle yapmıyoruz. Hem oranları çok yüksek tutuyoruz hem kayıt dışılığı teşvik edecek tutum ve davranışlara giriyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yıldız, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok güzel bir değerlendirme oldu. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, eski Maliye Bakanlığı hesap uzmanı ve TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız bizlerle birlikteydi. Bildiğiniz üzere Mehmet Şimşek bir süredir bir vergi politikası uyguluyor. Kamuoyuna da bir vergi paketi sızmıştı. Dolayısıyla bizim son haftalarda en çok gündemimiz önümüzdeki günlerde ne gibi vergi düzenlemeleri olacak şeklinde oldu. Bugün konuştuk, Sayın Yıldız sizler için çok güzel özetledi. Dedi ki önce 2 yılda bir yapılan vergi aflarını yapmamak lazım. Yakaladığını dövmek bir çözüm değildir. Kayıt dışılığı da engellemez dedi. Görünen o ki Mehmet Şimşek'in politikaları en çok emek kesimini ve esnafı ilgilendiriyor. Az önce de konuştuğumuz gibi yalnızca mevcuttaki parasını faize koyarak belki de birkaç nesil yaşayabilecek zenginlere yönelik bir düzenlemeyi de görmedik. Henüz görmüyoruz diyelim. Böyle noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.